Arkadaşlar V24 E200'ün benzin filtresi değişecek. İşte Ziya Usta orijinal filtresini aldı. Bunu sökeceğiz. Yerine yenisini takacağız. Onunla ilgili bir video faaliyetidir bu. Ustam bunu çıkartacak. Yerine yenisini takacağız. Şu muhafazası arkadaşlar plastik. Bunu söktük, çıkarttık. Harun Bey. Buyur abicim. Ben arabayı biraz... Tamam. Beni dur yani. Beni eğiliyorum, tamam. Sadece başını koy. Tamam. Sadece başını koy, başka bir şey yok. Tamam abi, tamam. Sıkıntı yok. Allah'a üstüne düşerse pekmez olursun abi. Yok ya. Sıkıntı yok. Bak, bu ses kendisinden geliyor işte. Benzin filtresi genelde dolduysa zaten öyle zızık diye ses çıkartır. Zaten aracın bakımı görüyorsunuz şu anda. Usta'ya birkaç sorum var, onları soracağım. Bakın arkadaşlar, bu eski filtremiz Bosch marka, görmüş olduğunuz gibi. Ve bilmiyorum daha önce hiç değişti mi değişmedi mi, bir onu da soracağım. Değişimi yapıldı mı yapılmadı mı? Ben bunu ne zamandır kafaya takmıştım, değiştirecektim. Aldık, bugüne nasip oldu. Oğlum benzin filtresini getirir misin? Burada. Ha burada ustam. Neyle marka aldık. Bu boş ama orijinal mi değil mi? Orijinal be. Yani hiç değişmemiş mi bu daha önce? Değişmiş mi onu bilemiyorum ben. Usta bakar, kontrol eder. Bu normal, orijinal, yan sanayi. Meyli, Alman malı. Alman malı, meyli. Ustam bu zzz sesi dolduğunu mu gösterir? Evet, o motor çalıştığını, motor dolduruyor. Motor dolduruyor da yani bu filtre tıkandığı zaman da o ses çıkıyor evet, mu? Evet, mecbur çıkacak. Mecbur çıkacak. O bunun dolu kendi gerçek sesi. Peki dolu olup olmadığını nasıl anlıyoruz usta? Duruyor, dolunca. Duruyor basıyor mu? Basıyor belli bir zaman. Konta açar mısın? Konta aç, açık dursun. Bak, belli bir saniye çalışır durur. Tamam, doldurdu. Tamam, kapatabilirsin. Kapatabilirsin kontağı. Usta ben buradan çıkayım, istersen bu tarafa geçeyim. Yok. Senden neyse işim yok ya. Çekiyor yani. Tamam. Telefonla işim yok. Anahtar atma aç. Buralar biraz kirlendi. Lambamız geldi. Görmeyince bir şey olmaz. Zevk olmaz. Tabii ya. En önemli şey görerek yapmak. Şuradan şöyle vereceğim. Burada gördüğünüz kanalda şu boşaldı da ondan attım gazeteleri. İşler çıkardık ama. Peki ustam, bunun yenisini taktığımız zaman bunun ömrü ne kadar olur? Bunun ömrü ortalama Avrupa'da 50 bin kilometre, Türkiye'de 35 bin, 40 bin. 35-40 bin kilometre. Yakıtlarımız tabii dipte kalıyor. Anlat abi. Anladım abi.
Fışkırma o falan yapar mı? Geri çekileyim mi? Yok. Çok hafif şey yapabilir. O da bizim nasıl diyelim, herhangi bir yolda benzinimiz bitiyor. Ay. Kaynama yapmış herhalde. Klipsleri falan kırmayalım da ustam ya. Yok, hiçbir şey kırmayalım. Ustam zaten o olsa da bir çözüm yolu bulurum zaten de. Ben öyle siz seyrediyorsunuz diye öyle uyarma gereği duydum yani. Arkadaşlar bu boş. Biz bunun meyle markasını takacağız. Bu da Alman malı ve gördüğünüz gibi zaten bakın burada da yazar. Şuradan şöyle büyütebilirim. Bakın Germany yazıyor. Herhangi bir devamlı olarak. Evet. Yakıtımız az kullandığımızdan erken üstünden biz her şeyden yakıt alıp getiriyoruz diyorsun. Onun için Türkiye'de o yönlerde ömrünü öyle veriyoruz. Evet ustam. Tabii bana değiştirip değiştirmemek serbest. Kaynama yapmış herhalde usta ya. Kaynamaz. Güç. Güç kaynağı. Şöyle yapalım. Tamam. Eline vurma, dikkat et. Aman. Heh. Zaten o şey vurunca oradan. Anahtar bundan çevirdiğim için söküyor. Tamam. Yoksa o özel bir anahtar zaten. O özel bir yani. O herkes evet. Onu biraz ilginç sökemez zaten. Onu bozuyorlar kafayı. Onu... İçinde de aşağı yukarı bir yarım litreye yakın yok, var. Yok anca daha. Buraya gevşettiğimiz zaman akar. He. Benzinimiz buraya gevşedince akar. Mis gibi benzin koktu ya. Bazıları benzin kokusunu sevmez de ben seviyorum. Yok yani. Çok güzeldir. Benzin kokusu çok mükemmeldir ya. Nefesi falan açar değil mi? İyi gelir. Kafayı buldurur. Gerçekten güzel koktu ya. Ustam bir yandan da ellerini yıkıyor. Evet aynen. Zahiyetimizi öyle kurtarıyoruz. Bak vallahi. Ne kadar bak pis atıyor. Benzin gördün mü? Evet. Demek ki bizim şey filtre dolmuş abi bayağı bir. Oo. Bayağı bir alıyor ya. İşte arkadaşlar görüyor musunuz? Bu muhakkak daha önce değişmiştir ustam herhalde ya. Daha önce değişmiştir yani. Değişmiştir. Yani bu el değişmeme şansı olamaz yani. Peki ben ustam gelince bir soru daha soracağım. Bu tıkandığı zaman veya dolduğu zaman ne gibi sonuçlar verir, nasıl anlarız? Yani malum işte dedi ya ustam. Avrupa'da 50 bin kilometre, Türkiye'de 30 bin kilometre. Yani 3 yağ değişiminde bir bunu değiştireceksiniz. Bu çok önemli. Ve ne gibi yararları var? Ne gibi mahsurları var? Onları da soracağım. Fiyatı konusunda da bilgi verecek zaten size. Ben bunları toptan aldım da sonuçta o fiyatı konusunda bilgi verecek. Bakın şu da bizim orijinal arkadaşlar. Yani tabii bazı şeyler değişiyor. Bazı şeyler orijinal değişmiyor. Bazıları orijinal yıldızlısıyla değişiyor. Bazıları değişmiyor. İşte cam mekanizması %100 yıldızlılarla değişenler vardır belki ama değişmeyen de çok ya da yarısı değişiyor, yarısı değişmiyor. O da var yani. Tabii bunları sorduk. Bunları biliyorsunuz. İlgili videolarımız var. Bunların pek mahsuru yok o yağ şeylerinin. Usta gerekli açıklamaları yaptı. Onu o videolarda seyredebilirsiniz. Orayı herhalde bilmiyorum. Benzinle yıkayacak herhalde. Bakalım hayırlısı olsun. Boşluk. Buna koruyucu şey mi yapıyorsunuz da şu anda altına? Bunun boşluk lastik kalmasın ya. Boşluk kalmasın. Burada. Ya kuvvetle muhtemelen bir önceki taktıran orada bolluk vardı, bolluk. Unutmuştur abi. Güzel bir çember oldu. Şöyle. Anladım. Burada takıldığı zaman burada bak dış motor gibi bunun burada da motor oluşuyor. Bu elimizdeki parça da bizim sanki özel spesiyalmış gibi denk geldi. He. Ha, gerek yok buraya düşmüş o. Gerek yok bak gördün mü?
Ha bak. Evet, evet. Ha, evet. İşte bak, gerçeği bu. Düştü yani. İşte ya. Ha, ben... biz onu... Vardı yani. Ha. Tamam mı? Ha. Şöyle. O benzin akar, o da düşmüş. Bir de vida düştü benim bildiğim. Yani yok, civata yok. Düştü. Yok, sökerken kul düştü ya. Yani. Ha, kul düştü. Ustam şeyler de güzel oldu ya. Pütürler. Oo, on numara oldu. Baksana sen şuraya var ya. Tertemiz oldu. Ben ona yine pütür attıracağım abi. Onu 6 tane daha. Bizim gibi zor attırsın yalnız. He? Bizim gibi atan çıkmaz. Sana attıracağız zaten. Ha evet abi. Özel veriyorum, özel. Özen göstereyim ben. Biraz da... Ya bu işlerden de zevk almak gerekiyor, biliyor musun? Evet. Aslında burada bir tane cevat olacak da seninkini iptal etmişler. Ama bir zararı oluşan bir şey değil. Hortumu mu tutuyor? Yok. Şu filtreyle şunu bak, burada da bir tornavida başlı. Normalinde 5 milimetrik bir civata var. Ama onun bir zararı oluşmadığı için onu iptal ediyorum. Şimdi... Yani 35 bin kilometre daha kafamız rahat olacak diyorsun Allah'ın izniyle. Evet, sizde 35-40 bin gider mi? 50 bin gider. Şimdi benzin olduğu müddetçe bir sorun yok. Ben her zaman benzin tutarım arabayı. Şimdi bunu niçin öne alıyoruz? Biz yolda tıkandığı zaman bunun içerisinde kaşıklar var. Paletler var yani. Evet. Motor benzini palet vasıtası çalıştırıyor ya. Evet. Bunu tıkalı olunca zorladı mı ne yapacak? Motor paletleri mutlaka bir tarafa yatıracak yani. Motoru zorladıkça anladım, motorun size ömrünü azaltacak. Hepsi o. Başka bence benim fikrim öyle düşünüyor. Gülüm, konta açar mısın? Gülüm, bak konta açacaksın. Ben seni kapat dedim, kapatacaksın. Kapat. Aç. Aynen. Kapat, aç. Tabii. Kapat, tekrar aç. Kapat, aç. Bir daha. Doluyor bak. Bir daha. Doldu. Bir daha. Tamam. Çalıştırır mısın? Arabayı mı? Aynen. Egzozda şu yakmasın abi şunu. Yok yok, yanmadım. Bunlar yanıcı bir şey değil yani. Kırsırı yakma da bu arada. Şimdi bunda bir ayrı bir sistem var. Evet. Ayrı bir sistem var. Şimdi bu zorunda çalıştığı müddetçe bak, sizin benzin pompanın devamı geliyor, çalışıyor. Evet. Bunları bir kesici taktırıyoruz şu an. 80'lere 100'lere takıyorlar. Benzinden gaza geçtiği zaman 30 kesiyor. Saniye içerisinde durduruyor. Buna bunun ömrünü uzatıyor yani. Nereden bulabiliriz bunu, onu? Bunu burada takıyorlar. Taktıracaksın, taktıralım. Şimdi mi? Şimdi takarlar. Sonra da taktırabilirsin. Sorun değil yani. Yani bir zamanı bu yok. Bu pompanın bak daha, sesi daha uzun ağrıyor. Ömürlü olmasını sağlıyor. Tabii daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Pompa pahalı mı peki usta? Ha, pompa pahalıdır. Ne kadar? 400 lira civarında vardı. 350, 300. Ben 300 lira satıyordum ama şu anda almadım. Sen takamıyorsun ama kesiciyi değil mi? Kesici LPG. Role takıyorlar bunlar. Kesici değil. LPG'ciler mi takıyor? Evet, aynen. Bir telefon eder, iki dakika açıkta taktırmak istiyorsan bir soru vereyim. Kaç liraya mal olur bana? 80 lira, 100 lira o civarları yapıyorlar. Bir soru vereyim ben sana. Şimdi bak, hiç durmadan pompa çalışıyor. Evet, hep çalışıyor. Yani LPG'ye geçse de çalışıyor yine. Tabii o geçse de diyor. Ama yani o benzinle zaman gidiyormuşsun gibi sürekli aynen, çalışıyor. Aynen, aynen. Benim telefonu alır mısın gülüm oradan? Onun maliyeti de 100 lirayı buluyor. Yani artık bir soru vereyim sana bir dakika. Tamam. Arkadaşlar konuyu tekrar özetleyelim, dağılmasın.
Şimdi bu LPG ve benzinli bir araç. Fakat marşa bastığımız zaman otomatik olarak benzinden LPG'ye geçiyor ısıttıktan sonra, bu LPG çalışma sıcağına geldiği zaman. Fakat bu benzin pompası sürekli çalışmaya devam ediyor LPG'ye geçtikten sonra bile. Buraya bir kesici takıyorlar. Onun da maliyeti ustamın dediğine göre 80-100 lira civarında diyor. Bir maliyeti var. Takılıyor, otomatik olarak kesiyor ve benzin motorunun ömrünü uzatıyor. Benzin motorunun fiyatı 450-500 lira civarında. 500 bilmiyorum. 400 falan işte yani. 350-400 civarında falan. Böyle bir durum var. Bunu da takıyorlarmış. Kesici direkt onu kesiyor. Oraya şey yapıyor. Şimdi hemen sana döneyim. Kolay gelsin ustam. Ustam bir kesiciler kaç para takı veriyorsun ya? 100 lira. Bu arkadaş reklamcı yalnız bak. Çok reklamını yap verir. Ona 150 yerine sen 80 dakika yani. Olur mu? Tamam tamam, ben bir sorayım da. Okey derse sen neredesin? Dakika verir misin 5 dakikada? Tamam, tamam. Evet. Ben dedim 80 takviye daha iyi reklamını yapsın dedi. Tamam dedi. İstersen taktıracaksan bu şekilde açık gidelim taktıralım. He, sonra tekrar gelelim. Diye kapağını kapadı böyle. Tamam olur. Uyarsa, uymazsa sen de. Tamam olur. Ben gidelim. Gidelim senin beraber. Senin için çok önemli çünkü. Bu tamam motorun abi. Ömrüne, bu motor ses yapıyor biliyorsun biraz. Ses evet. Yapma. Sesi artırım. De kesir. Hayır. O yoruluyor motor. Yoruluyor sürekli. Benzinde çalışıyormuş ya. Gibi abi. Ben LPG ile gidiyorum. Niye benzine sorun, çalışsın? Sorunlardan beri benzin az olduğu zaman bunun paletler var bunun içerisinde. Abi benzin az olmuyor. O sorun değil de sorun şu. Hayır, senin neden yok. Yani? Neden çalışsın LPG'ye geçtiği zaman, yandan? Benzin bittiği zaman bu motor çabuk arıza yapar. Tamam. Bunun sebeplerinden yegane sebeplerden. Tamam ustam. O zaman biz gidelim o arkadaşa. Aslında aracı kesinlikle benzinsiz bırakmamak gerekiyor. Kesinlikle haklısın. Hani bitirmemek gerekiyor. Ben genelde yarım depodan aşağı benzin kullanmam. Seninki full. Seninki fulldü bir zamanlar da şimdi bayağı eksildi. Hadi görüşürüz. Yok, o zaman lazım. O bir yarım depo.